Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayfer Günay. Biliyorsunuz ki çeyiz duvarımla ilgili bir seriye başlamıştım. İlk videom olmazsa olmazlar videosunun bu sefer olmasa da olur mu çekiyoruz. Bu arada şunu söyleyeceğim, bunlar benim kişisel görüşlerim. Yani ben kullanmadım, keşke almasaydım ya da çok yer kaplıyor diye yorumlar yapacağım. Tabii ki belki bunları çok severek kullananlar da vardır, memnun olanlar da vardır ama dediğim gibi bunlar benim kişisel görüşlerim. Yine dolabımı açtım, tek tek böyle raflara baka baka, evet bunu hiç kullanmadım, bu çok gereksizmiş, bu olmasa da olur diyerekten bir liste hazırladım ve şimdi onları sizinle paylaşacağım. Tek tek gideceğim yine. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum, sebze kurutucu. Şuraya fotoğrafını ekleyeceğim, mutlaka görmüşsünüzdür. Marketlerde çok satılıyordu, bütün çeyiz duvarında görünüyordu, ben de alayım, lazım olur diye düşündüm. Birincisi çok büyük. Yani eğer mutfak dolabımızda yer yoksa, saklama alanımız azsa kesinlikle almayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten büyük, çok yer kaplıyor. İlk başta kullanmayı denedim. Ya bana çok pratik gelmedi. Çünkü sürekli çeviriyorsun, çok büyük, bütün sebzeleri kayıp içerisine koyuyorsun. Bilmiyorum düzen videolarında daha önce çektim ama ben normalde gelen sebzelerimi yıkayıp bir havlu, temiz bir havlu üzerine bekletiyorum. Güzelce kuruduktan sonra da onları dolaba diziyorum. O yüzden onun işlevini yerine getirecek bir şeyler olduğu için bu kadar büyük bir şey almaya gerek var mı yok mu bilmiyorum. Ben gerçekten hiç kullanmadım. Denedim ama olmadı. Şu an nasıl kullandığımı da size göstereceğim. Yani çok fonksiyonel kullanmıyorum. Nerede koyduğumu da göstereceğim. Şimdi birazdan size bunun videosu da gelecek. O yüzden çok mu gerekli? Hayır, bence gerekli değil. Pişman olduğum ürünlerden birincisi sebze kurutucu. Size şimdi kurutucuyu nerede kullandığımı göstereceğim. Bakın şurada reçellerim vardı. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ama içerisine sadece akmasın diye reçellerimi koydum. Kapak burada öylesine boş boş duruyor. Sadece şurada bir saklama kutusu olarak kullandım. İkinci olarak bahsetmek istediğim, olmasa da olur dediğim emaye saklama kapları. Evet, saklama kabı olarak belki biraz kullanışlı olabilir ama zaten cam saklama kaplarım çok fazlaydı. Bunları sadece hani yemek ısıtabilirim diye almıştım. Çünkü öyle şeyler vaat ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam çeyiz duvarımda vardı. Market zincirlerden birinden almıştım ben bu emaye saklama kaplarını. Yani saklama kabı dışında bir fonksiyonu kullanmadım çünkü sapları yok. Şimdi videolarım muhtemelen gelir bu tarafa ya da bir sonraki kısım bunun videosu olacaktır ama sapları yok arkadaşlar. O yüzden ısıtma işlemini yaptığınızda tutarken eliniz yemeğe değiyor ve hiç hoş değil. Bezle tutmanız gerekirken bez yemeğin içine batıyor. Alttan tutamıyorsunuz. Zaten prizma şeklinde değişik bir tarzı var. O yüzden hiçbir şekilde kullanamadım. Saklama kabı olarak da kullanmaya çalışırken kapakları çok rahat açılıp kapanmıyor. Sıvı hiçbir şey kullanamadım bu yüzden. Çünkü vakumlu bir kapak olduğu için her şey böyle sallanıyor. O yüzden kesinlikle hiç kullanmadım. Hiç memnun kalmadım. Bir iki defa sadece ne için kullanmışımdır? Böyle bir sos falan yapacaksam. Hani onun için bir kase niyetine kullandım. Bir tık büyük oldukları için. Onun yerine zaten aslında alternatifim vardı. Saplarının olmaması zaten büyük bir dezavantaj. Hani saplı olsaydı belki bir şekilde ısıtma işlemini yapardı ama şu an diğer saklama kaplarının asla bir farkları yok. Keşke almasaydım. Pişman oldum. İkinci ürün buydu. Bakın arkadaşlar, bu bahsettiğim. Şöyle şekli de zaten çok sıkıntılı. Şu kapak dediğim gibi bakın açılmıyor. Hani iki elle açmayı deneyeceğim ancak ama vakumlu olduğu için içinde sulu bir yemek varken direkt çalkalanıyor. Şöyle. Sıcakken zaten tutmak için dediğim gibi kolbu da yok. Sadece saklama kabı olarak kullanılabilir ama camlar kadar da kullanışlı olmadığı için keşke almasaydım dedim. Bu arada bu üçlüydü. Bu en büyük boyuydu. Bir ortası var, bir de küçük boyu var bunun. Üçüncü ürüne gelecek olursak, çok saçma sapan böyle bütün yine çeyiz satan yerlerde vesaire görünen plastik bakın saklama kutusu ya da şeylerden bahsetmiyorum, bu kaplardan bahsetmiyorum, salata kaselerinden bahsedeceğim. Yani zaten leğen tarzı plastik kaplar almıştım, ekstra salata kasesi almama gerek yoktu. Zaten yemekte de kullanmıyorum, yani hiçbir zaman böyle soframda plastik bir kap kullanmıyorum. Konuşta değil. Sadece salatayı karıştırmak için kullanabilirim. Zaten ama onun için yerine de kullanacağım bir sürü ürün vardı. Öyle boş boş kaldı arkadaşlar. O zaten kaşıkları da çok kötü. Niye almışım onu da hiç bilmiyorum. Pişman olduğum ürün arasından bir tanesi de dediğim gibi bu salata kasesi. Yani olması da olurdu. Ben zaten cam kullanmayı seviyorum. Kendim de soframı kurduğum zaman o plastiği kullanmıyorum. Keşke almasa da dedik ürünlerden bir tanesi de bu. Olmasa da olur diyeceğim bir diğer ürün makarna tabakları. Yani
Evet, sunum da güzel duruyor. Ama sadece özel sunumlar yapacaksınız. Yani eğer videolar çekiyorsanız, yemek videoları ya da sofralarınızı çekiyorsanız, sürekli bunları Instagram'da ya da YouTube'da paylaşıyorsanız, sen onlar için evet gerekli. Çünkü görsel olarak çok güzel duruyor. Ama normalde hiç böyle sunumluklar yapmıyorsanız, kullanmak için gerçekten aşırı büyük, makineye zorla sığıyor. Çok derinler, çok fazla makarna alıyor. Yani bir iki defa kullandık sadece, o dediğim gibi fotoğraf için. Çok yer kapladığı için mutfağımda da zorla yer buldum onlara. Gerekli miydi? Bence hiç gerekli değildi. Yani normal tabaklarla da çok güzel makarnalar servis edebiliriz. O yüzden buna özel bir tabak ayarlamaya bence hiç gerek yoktu. Pişman olduklarım serisinde, hatta bence en başta alacaklarımdan bir tanesi budur. Hani ben hep söylemişimdir, bir önceki videoda da söylemişimdir, bu sıralama en önemli, önemsiz diye gitmiyor. O yüzden bu sıralamada en pişman olduğunuz şey ne derseniz kesinlikle makarna tabakları. Yani çok gereksiz gerçekten. Ne kadar büyük olduklarını göstermek için yanına şöyle yemek tabağımı koydum. Çukur yemek tabağı. Bakın normal standart küçük yemek tabağım. Yanında nasıl duruyor arkadaşlar? Çok büyük ya. Gerçekten çok büyük. Çok gereksiz. Makineyi dizerken çok yer kaplıyor. Bir tencere kadar ya. Bakın derinliğine de bakın. Dediğim gibi ya, az koyunca sanki yemeği çok az koymuşsun gibi görünüyor. Tabağı doldurunca bu sefer çok koymuş oluyorsun. Bakın derinliğini de göstereyim. Yani bence kesinlikle gereksiz serilerde şu makarna tabakları. Bir diğeri plastik kaşıklar. Salça karıştırmak için işte kasenin içerisinde vardı. Bir de böyle üçlü satılanlar vardı marketlerde ya da şeylerde, karşı çıkmıştı bu çeyizlik satan yerlerde. Ama çok gereksiz çünkü sıcaklarda kullanmıyorsunuz. Ben böyle bir hataya düştüm, bir kere bir şey karıştırdım dedim. Bir baktım tavaya yapışmaya başladı. O gün zaten yokladım, artık kullanmıyorum çünkü çok sağlıksız. Soğuklar için de yani salatayı falan karıştırırken normal kaşıkla karıştırabilirsiniz. O yüzden çok gerek yok. Zaten sunumluk için koyacağınızda servis gereçleri olarak da kullanamazsınız. Zaten yemek takımınızda, yani kaşık çatal takımınızda bunlar geliyor. O yüzden çok ucuzlar aslında. Bir 15, 20, 30 liraya falan da bulabilirsiniz bunların tanesini. Ama gerek var mı? Hayır, gerek yok. Çok da kötü görünüyor bu arada. Yani hiçbir şıklığı yok. Almasam da olumlu dediğim şeylerden bir tanesi plastik kaşıklar. Bir diğer pişman olduğum, olmasa da olur dediğim şey, belki ben kullanmasını bilmemişim de bilmiyorum ama bakır saham. Karadeniz'den almıştım bu arada. Bize mıhlama mı diyorlardı. Evet, onu yapmışlardı. Çok hoşumuza gitmişti. Ben de evde deneyeceğim güya, o yüzden alayım dedim. O zamanlar bu arada pahalıydı yani. Aldığım zaman da pahalıydı. Çünkü yerinden alıyoruz. Orta boyunu almıştım. Bir kere kullandım. Bütün yumurta yapıştı, çıkmadı, çok zorladı. Ondan sonra sadece ve sadece arada böyle mantı ya da makarna yaptığım zamanlarda sos için kullanıyorum. Onun dışında herhangi bir şey için kullanmadım ama zaten benim sosum vardı. Hani şu an artık elimde bu var, bunu da kullanayım dediğim için kullandım. Ama gerek var mıydı? Bence gerek yok. Bu arada bunun pratiği varsa, hani kullanma pratiği varsa, şöyle kullan, böyle kullan ya da daha farklı yorumlarınız varsa lütfen aşağı belirtin. Belki dediğim gibi ben kullanamıyorumdur. Ama alıp da kullanmadım, pişman oldum. Şu an dolabımda boş boş duruyor dediğim şeylerden bir tanesi de bu bakır saham. Olmasa da olur serimizin bir diğer parçası. Bilmiyorum, umarım beni linç etmezsiniz çünkü sevindi de çok bunları biliyorum ama ben kendi açımdan söylediğim için onu söyleyeceğim şu an. Kahvaltı tabakları. Tabii ki eğer sunum severseniz, tabii ki mutfağınızda çok fazla yer varsa, mutfağınız genişse, maddi durumunuz da buna el veriyorsa, evet kahvaltı tabaklarını alabilirsiniz. Böyle arada sırada kullanırsınız. Bakın yine diyorum arada sırada çünkü her zaman o şeyi kullanmıyorsunuzdur. Hani gerek de yok çünkü onun muadili var. Yani yemek takımlarını aldığımızda zaten 2 ya da 3 tane yemek takımı alıyoruz normalde. Onlardaki pasta tabakları, kaseler zaten kahvaltılık kullanmaya müsait. Bir önceki videomda hatırlarsanız küçük küçük kaseleri çok alalım, güzel oluyor dediğimde ben o küçük kaseleri de kahvaltılık olarak kullanıyorum. O yüzden ekstra bir kahvaltı takımına ihtiyacım yokmuş. Bir tane var, birazdan onu göstereceğim sizlere ama hiç kullandım mı derseniz hayır, hiç kullanmadım. Dediğim gibi fotoğraf çekimi için de öyle çok kullanıma gerek kalacak bir durum olmadı. Mutfak dolabım zaten küçüktü. Hani olması da olur. Bunu almasaydım daha çok yerim olur dediğim şey kahvaltı seti. Tekrar diyorum, linç etmeyin. Bu benim kendi görüşüm. Evet, kahvaltı tabağı almak istiyorum. Ben kahvaltıya çok özen gösteriyorum. Benim çok misafirim geliyor, ben fotoğraf çekiyorum diyenler için gerekli. Ama ben kendim için çok fazla gerekli bulmuyorum. Şimdi size kahvaltı setimi göstereceğim. Kahvaltı takımım bu arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle bir deseni var. Aslında güzel. Ama dediğim gibi şu ana kadar hiç kullanmadım. Bilmiyorum, elim gitmedi. Bakın şöyle bardakları var. Arka tarafta serinin devam eden kısımları var ama şu ana kadar hiç ama hiç kullanmadım. Bilmiyorum gerek var mıydı. Dediğim gibi boş boş şu an yer kaplıyor burada. O yüzden çok gerek yoktu. Şöyle kahvaltı tabağı almıştım. 2 tane almıştım sadece. Birkaç defa bunları kullandım.
Bu fena değildi. Sadece ikiliydi zaten. O yüzden çok da hani olursa olur, olmasa da olur gibi bir şey ama dediğim gibi kahvaltı setleri bana göre olmasa da olurdu. Bu arada hazır açmışken size bunu da göstermek istiyorum. Bu bir pizza tabağı. Hiç kullandım mı deseniz, hayır bunu da kullanmadım. Gerekli mi? Yani eğer sunum için kullanacaksanız belki gerekli. Ama servis tabakları da, pasta tabakları da bunun yerini tutabilir. Aldım ama şu an bakın hiç kullanmadıklarım arasında burada duruyor. Ve bir diğer parçamız. Aslında çok küçük bir şey. Ben kullanmadım. Cesaret edemedim daha doğrusu kullanmaya. Cam sütlük. Çok güzel duruyor. Böyle kahvelerde falan zaten görmüşsünüzdür. Ben Nescafe içmeyi çok seviyorum. Granül kahve içmeyi seviyorum. Kahve içmeyi seviyorum zaten. Arada süt koymak için, su ısıtmak için kullanılabilir. Ama cam olduğu için henüz ona cesaret edemedim. Bunun tenceresi falan da vardı. Hatta kullananlar var ama bilmiyorum. Sanki ocağın üstünde kırılacakmış gibi düşündüğümde hiç kullanmadım. Şu an sabit bir şekilde duruyor. Olmasa da olur diyorum. Çünkü normal kahve cezvelerinde de süt ısıtabilirim. O yüzden çok sıkıntı yaşamayacaktım yani. Hani muadili olduğu için sadece şıklık açısından, güzellik katacağı için almıştım. Ama dediğim gibi daha kullanmadım. Belki kullananlarınız varsa lütfen söyleyin. Kırılmıyorlar değil mi? Kırılmıyorsa kullanacağım çünkü belki. Ama şu an için ben bir yıla yakındır bu evdeyim. Bir yıla yakındır çeyizlerimi kullanıyorum. Ama kullanmadığım parçalardan bir tanesi de cam sütlüktü. Servis setlerimi göstermeye başlayacağım. Kaç tane olduğunu saymadım ama umarım siz sayarsınız. Bu birincisi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane kayık tabak şeklinde, bir tane de büyük kase şeklinde. İkili olarak almıştım ben bunları. Çok da uygun almıştım. Güzel. Çok kullanıyor muyum? İşte hayır. Dediğim gibi çok fazla seçeneğim olduğu için arada sırada kullanıyorum. Şöyle bir tane de Paşa Bahçeli'nin servis seti var. Servis takımı var. Bunun bir büyüğü daha vardı, onu bulamadım bu arada, bunu gösteriyorum şimdi. Bu da ikili değil aynı şekilde. Bunu böyle kuru pasta için kullandım bir defa. Bir de büyük olanı da kek altlı olarak kullanmıştım. Yani güzel ama dediğim gibi çok fazla olduğu için yine çok gerekli miydi bu kadar fazlasına? Hayır, tabii ki yoktu. Bakın bu birinci setim. Bunların hepsi bana hediye geldi bu arada. Ali'nin kuzenleri böyle takım oluşturmuşlar. Her biri bir iki parça alıp bu şekilde set haline getirmişler böyle. Bilmiyorum, aslında gayet güzel. Yeni geldi bu arada. Geçen misafir videonunda görmüşsünüzdür belki. O zaman gelen hediyelerden bir tanesi. Henüz kullanmadım. Aslında çok güzel ama dediğim gibi ben de satın aldığım için şu an çok fazla bu tarz servis setim var. İki tane göstermiştim. Bu üçüncü galiba. Üçüncü servis setimde bu. Bunun bir küçüğü daha var ama o dolapta içine çiçek koymuşum. Şu şekilde üçlü, büyük, orta ve bir küçüğü daha var. Şu şekilde. Yine aslında gayet şık, gayet güzel. Hatta benim salata kasem ve çerezim vardı. Buna çok benziyordu. Aslında set olsun diye yapacağım. Hatta onu da göstereyim. Bakın kasem bu. Büyük. Ben bunu salatalara kullanıyorum. Özellikle Ali ile kendimiz yaptığım zaman biraz küçük boy olduğu için tam yetiyor bize. Bunun minik de böyle çerezlikleri vardı. Bakın şunlarla uyumlu olduğu için, bunlar ayrı setler olmasına rağmen bayağı uyumlu görünüyordu. Öyle almıştım aslında. Ama yine dediğim gibi çok fazla olan şeylerden bir tanesi. Bunları indirmeyeceğim için şöyle göstereyim dedim ama şimdi şurada zaten daha önceki videolarımda yine görmüş olduğunuz BİM'den aldığım pasta seti. Bakın servis takımı duruyor. 6 parçaydı, 7 parçaydı. Yani 6 kişilikti. Ben bunu 12 kişiliğe tamamladım şu şekilde. Bu benim 4. servis takımım galiba. Bir diğeri şu şekilde. Kek tabanlı burada. Tabakları burada. Diğer kek tabanı burada. Tabakları da burada olmak üzere 2 tane setim daha var. Şu şekilde pasta servisi olarak geçiyor. Bakın tabaklarını göstereyim birbirine. Bu Emsan'dandı. Hediye gelmişti bu arada bana ama çok güzel. Birkaç defa kullandım bu arada bunları. Bir alttakini de göstereceğim ama bakayım kırmadan. Bir diğerinin tabaklığı da bu şekilde. Aslında çok güzel. Ama bunu henüz kullanmadım. Bu arada yine biliyorsunuz zaten yemek takımı ben parça parça aldığım için, mesela bunlar normalde tekken yemek takımlarında, ben 2 tane salata kasesi, şu küçükler normalde yine ikiliyken bunlardan 6'lı aldım. Yine şunlardan 4 tane aldım mezeler için. Şu büyük kaseler birer tane olmasa hemen 2'şer tane aldım. Yani bunlar için de servis setim dolu. Aslında yemek takımında da servis tabağım bayağı dolu dolu.
Son olarak göstereceğim servis takımım ise benim en çok sevdiğim servis takımım. Kaçıncı oldu bilmiyorum ama gerçekten en çok sevdiğim ve en sık kullandığım servis takımlarım bu. Hazırsanız gösteriyorum. Şu ahşap servisler. Şu ikili satılıyordu. Daha önce çeyiz videomda sanırım bunu göstermiştim. Şu şekilde. Bu arada bunları ben bir defa tersten de şöyle kullandım. Bir börek yaptım böyle tavada. O şekilde kullandım. Hani iki taraflı da kullanılabiliyor. Şöyle ikili minik setim var. Şöyle bir tane ahşap tabanlığım var. Bir de şu şekilde peynir tabağı oluşturabileceğim peynir kesme tahtası var. Şöyle tabağım. Hiç kullanmadım, bakın buradan belli. Bunu kullanmadım bu arada henüz. Hani böyle daha bir şarap gecesi falan yaparsam diye bekliyorum. Ama dediğim gibi bunları böyle birkaç defa kullandım misafirlere. Çok ama çok beğendiğim bir set oldu bu. Zincir marketlerden birinden almıştım. İsmini tam olarak hatırlamıyorum ama çeyiz videolarımda var arkadaşlar. Servis tabaklarını çekerken yoruldum. Şu an nefes nefese kaldım. Bitirime bakayım. Gerçekten çok fazla vardı. Dediğim gibi bir kısmı zaten hediye geldi. Bir kısmı da ben almıştım. Bu kadar hediye geleceğini bilmiyordum. O yüzden evet fazla ve dolabımda çok fazla yer kaplıyorlar. Ama hediye olduğu için de kendim beğenerek kullandığım için de kimseye vermek istemiyorum. O yüzden onlar benimle şu an. Bir ya da iki tane servis takımı gerçekten yeterli olabilirmiş. Zaten yemek takımlarında da var olduğu için yeterince bizi kurtarırdı aslında. Benimkiler bir tık fazla. Son maddeye geldik. Yine çok kullanan varsa, bunu sürekli işte pankek ya da krep yapanlar varsa tabii ki kullanıyordur. Ama ben bunu çok sık yapan biri değilim. Birincisi bu. İkincisi ise zaten kaşıkla da bardakla da kaseleri tavaya dökebileceğimiz için hani yerine muadil olduğu için büyük bir şey yer kapladı. O yüzden keşke almasaydım ya da şu an benim için gerekli dediğim şeylerden bir tanesi hamur sıkma aparatı. Görmüşsünüzdür şu an videoda da geç olur muhtemelen. İçerisine sıvıyı koyuyorsunuz. Sıvı hamur koyuyorsunuz. İşte bu pankek olur, krep olur. Sonra tavaya sıkıyorsunuz. Çok güzel böyle eşit bir şekilde dökülüyor. Evet çok kullanışlı, çok güzel. Ama büyük olduğu için hem yer kaplamada sıkıntı yaşıyorum. Yani onu böyle arkalara doğru koymuşum. Hem de çok mu gerekli? Hayır. Dediğim gibi yani kaşıkla, kepçeyle ya da bir fincanla genelde öyle oluyor. Hani yarım fincan döküyorum ben böyle. Onunla da olabilir. Bazen hatta yıkamaya üşendiğim için sadece şu an 3-4 defa pankek ya da krep yapmış olmama rağmen bir kere kullandım arkadaşlar. Onun dışında genelde kepçeyle döktüm. O yüzden olmasa da olur dediğim parçalardan bir tanesi yine hamur sıkma aparatı. Bir de hamur kesici var. Doğru. Onu da hatırlatayım. Yani böyle plastik bir hamur kesici almıştım. Üçü şekilde satılıyordu. İşte şekilli güya kesilecekmiş. Hatta böyle patates kesilir falan demiş ama plastik olduğu için çok saçmaydı. Hani bir daha alacak olursam bunun böyle metal şeyleri var. Böyle Ikea'da da var sanırım. Onlardan almayı düşünüyorum. Ama böyle plastik ürünlere karşı bir şeyim var benim arkadaşlar. Ya cam olacak ya çelik olacak. O yüzden yine çok hoş bulmadığım şeylerden bir tanesi. Şu an hatta atmaya kıyamıyorum. Atacağım muhtemelen yenisini alınca ama bu plastik, şimdi videolar buradan yine geliyordur. Plastik kesme aparatları çok hoş değil, çok da kullanışlı değil. O yüzden olmasa da olur. Keşke almasaydım dediğim parçalardan bir tanesi. Çok hızlı konuştum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu benim çeyiz videolarımın serisinin ikisiydi. Olmazsa olmaz birincisiydi. Olmasa da olur ikincisiydi. Bundan sonraki videom muhtemelen goldlarımla ilgili olacak. Yani hangi goldlarım soldu, nasıl kullandım, memnun muyum, ne gibi parçalarım vardı. Bunlarla ilgili bir video. Belki arasına da tencerelerimi sıkıştırdım çünkü onlarla ilgili de yorumlarım var, söylemek istediğim şeyler var. Onları da sıkıştırabilirim ya da ayrı bir video yapabilirim. Ama yine istediğiniz videolar varsa, şunu da çek biz bunu da merak ediyoruz dediğiniz videolar varsa lütfen yoruma bırakın. Takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videomu burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın.